Bodrum'da 18 Kasım Cuma günü başlayan Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali Gül'ün Kızı filmi gösterimiyle sona erdi. Festivalin oldukça iyi duyurulmasına rağmen vatandaşların yeterince katılım göstermemesi ise üzüntü verdi. Konacık Herodot Kültür Merkezi'nde 3 gün süren festivalde kısa ve uzun metrajlı 24 film Bodrumluların beğenisine sunuldu. Bodrum Belediyesi'nin destekleri, Tema Vakfı gönülleri, Çatalada Sanat, Çevre ve Turizm Derneği, Bodrum Tohum Derneği ve Bodrum Kent Konseyi işbirliğiyle düzenlenen festival boyunca bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. I think there's one application that was rejected in the last. Festivalin son gününde yazar Cezmi Çoban Bodrum Halk Masalları kitabını imzalarken Bodrum Tohum Derneği tarafından da üretici pazarı kuruldu. Pazarda üreticiler yetiştirdikleri organik ürünleri satışa sundu. Festivalde doğal malzemelerle yaptığı süs eşyalarını öğrenciler yararına satışa sunan emekli avukat Hatice Uyar şunları söyledi. Hobi olarak bunları yapıyorum. Çocuklara destek ve yardım amaçlı yapıyorum. Yani kendime kazancım yok. Sadece okuyan çocuklar için, özellikle kızlarımız için çalışıyorum. Kişisel, ben hiçbir zaman bir derneğe kayıt olmadım. Batman'da kızlarım var, öğretmen olan onlar. İstanbul'da çocuklarım var. Onlara destek amaçlı bunların satışını yapıyorum ve onlara gönderiyorum. Kozalakları boyuyorum. Yani tamamen doğa olan şeyler, doğal olan şeyler. Son diye bir şey yok. Sadece işte bu çalışmaları yaparaktan kazanç elde edip çocuklarıma gönderiyorum. O şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Ülkeme de, kendime de mutlu oluyorum böyle. Tema Vakfı Bodrum Gönüllü Sorumlusu Haluk Ortaçsa, Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'nin 14-20 Kasım Erozyonla Mücadele Haftası'na denk gelmesinin tema olarak kendilerini ayrıca mutlu ettiğini anlattı. Bodrum Tohum Derneği Başkanı Zafer Semerci ise böyle anlamlı ve farkındalık yaratan bir festivale katılımın beklentinin altında gerçekleştiğini vurgulayarak şunları söyledi. Sürdürülebilir Yaşam Filmleri Festivali bize çok şeyler, çok farkındalıklar yarattı izleyenler açısından. Katılımın daha yüksek olması, duyarlılığın daha yüksek olması gerektiğini gündeme geldi burada. Çünkü bu duyarlılığı hatayı kendimizde buluyoruz. Yaratamadık Bodrum halkı üzerinde. Bütün tanıtımları yapmamıza rağmen gerekli katılım istenilen çoğunlukta olmadı. Ben buna eleştiriler bir gözle kendimizi eleştirerek başlıyoruz. Ama filmlerin herkes tarafından izlenilir olmasını gerçekten çok isterdim. Çünkü hayata nasıl bakmamız gerektiğini, neler yaptığımızdan çok neler yapmamamız, tüketmememiz, kirletmememiz gerektiğini, yok etmememiz gerektiğini bize anlattı. Bizim için büyük bir zenginlik kaynağı oldu. Bundan sonraki yaşamlarımızda da izleyenler olarak ona inanıyorum yürekten. Hayata, yaşama daha bir başka gözle bakmaya çalışacağız. Bodrum Tohum Derneği olarak çarşamba günleri Bodrum pazar yerinde kurdukları üretici pazarında bir takım sıkıntılar yaşadıklarına da değinen Semerci şunları kaydetti. Turuncu renklerimiz bizim Tohum Derneği'ne ait bir çaba. Çünkü biz 3 yıl öncesi kurulmuş insanın yaşamsal temel hak kaynağı üzerinden hareketle kurulmuş yerel tohumlarla, kimyasalsız, GDO'suz tohumlarla üretim yapıp ihtiyacı olan tüm insanlara bu ürettiklerini sunan bir derneğiz. Pazar kurduk ama pazarımızda maalesef bazı üretici çiftçilerimiz bu vahşi kapitalizmin para hırsına kapıldılar ve üretmedikleri ürünleri, hibrit dediğimiz F1 kendini yenileyemeyen tohumları diğer piyasa pazarlarından manav mantığıyla temin edip bizim pazarımızda da satmaya başladılar. Dernek olarak buna müdahale ettik, müdahil olduk.
Dernekten çıkardık. Çeşitli zaman zaman uyarıların sonunda şu an dernek üyemiz de değil bu insanlar. Ama bir türlü yerel yönetim birimlerini aşamadık maalesef. Sanırım biraz oy kaygıları yüzünden bunlara müsamaha ediyorlar. Pazardan uzaklaştırılmalarını istemiyorlar. Kimseyi kırmak istemiyorlar. Biz yalnızlaştırıldık, yalnız bırakıldık diyen Bodrum Tohum Derneği Başkanı Zafer Semerci, yerel yöneticilerin oy kaygısıyla kendilerine bekledikleri desteği vermediğinin altını çizerek konuşmasını şöyle tamamladı. Çarşamba günleri düzenlenen pazar derneğimize özel bir pazardı. Derneğimize özgü bir pazardı. Daha önceki belediye protokolünde belirtildiği gibi bize tahsis edilmiş bir pazardı. Yani diğer üretici çiftçiler veya manavlar perşembe pazar kuruyorlar, cuma pazar kuruyorlar. Bizim çarşamba pazarımızda bir farklılık, farkındalık vardı. Biz bunu korumak istedik, korumaya çalışıyoruz ama maalesef Bodrum'un siyasileri ve yerel yönetimleri tarafından destek görmüyoruz. Bu da eleştiriler, bir gözle bunları söylüyoruz. Bu çevre etkinliği filmlerinde de özellikle bizim haklılığımız o kadar ortaya çıkıyor ki, kullanılan sloganlardan biri de şudur bu etkinliklerde: İklim değişikliğine duyarlı politikacılar, liderler seçiliyor. Evet, bundan sonraki biz Tohum Derneği'nin bakış şekli, yaşama bakış şekli, iklim değişikliğine duyarlı politikacılar seçmek olacaktır. Gücümüz ne kadarsa bundan sonraki tavrımız böyle olacaktır.